Merhaba, bugün Çankaya Belde AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sayın Ergün Serdar Karaduman ile birlikteyiz. Nasılsınız Serdar Bey? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler, bizler de iyiyiz. Hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? İsmim Serdar Karaduman. Evet. 1972 Ankara doğumluyum. Orta öğrenimimi Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladım. Arkasından Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun oldum 1994 yılında. Onun arkasından özellikle mesleki örgütlenme alanında çeşitli faaliyetlerde bulundum. Çeşitli profesyonel görevler, örgütsel görevler aldım. Ve 2009 yılından beri de Çankaya Belde AŞ'nin Genel Müdürlüğünü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyorum. Evet Serdar Bey, Çankaya Belde AŞ'de temel yaklaşımınız nedir? Çankaya Belde AŞ, herkesin de bildiği gibi Çankaya Belediyesi'nin iştiraki. Yani %98'i Çankaya Belediyesi'ne ait olan bir şirket. Bu çerçevede de bizim temel aslında perspektifimiz Çankaya Belediyesi'nin yürüttüğü hizmetleri ve Çankaya Belediyesi'nin belediyecilik anlayışı olan yeni toplumcu belediyeciliği geliştirmek ve bu alanda Çankaya Belediyesi'nin hizmet duyduğu iş ve hizmetleri üretmek. Yani temelde misyonumuz bu. Evet, şimdi yeni toplumcu belediyecilik anlayışını da biraz açıklayabilir misiniz? Tabii. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de belediyecilik hayli geçmiş olan bir süreç ve Türkiye'de aslında 1970'li yıllarla birlikte yeni bir belediyecilik anlayışının geliştiğini biliyoruz. Özellikle Ahmet İsfanlar, Vedat Dalokaylar, İhsan Alyanaklar'ın temsil ettiği ve kente gelmiş büyük kitlelerin ihtiyaçlarını karşılamaya dönük ve onları kentte tutmaya ve kentli yapmaya dönük hizmetlerin üretildiği bir süreci biz o yıllarda toplumcu belediyecilik olarak adlandırmıştık ve toplumcu belediyecilik gerçekten Türkiye toplumunun dönüşümünde, kentleşmesinde çok önemli bir rol oynadı. Fakat özellikle 1980'lerden sonra liberal akımların çok etkin olmasıyla toplumcu belediyecilik unutuldu adeta. Belediyeler işletmelere dönüştürüldü, karlılık gibi bir takım kriterler kondu belediyelerin önüne. Biz 2009'da Bülent Tanık'ın öncülüğünde tekrar eski dönemdeki toplumcu belediyecilik anlayışını yeniden hayata geçirmek üzere yeni toplumcu belediyeciliği bir şekilde kendimize slogan edindik. Bülent Tanık'ın çizdiği çerçeveler içerisinde özellikle belediyelerde süre giden taşeronlaşma uygulamaları, özelleştirme uygulamalarına karşı yeni bir belediyecilik anlayışı geliştirmek üzere harekete geçtik. Bunu da Çankaya Belediyesi'nde uygulama imkanı bulduk. Yeni toplumcu belediyecilik böyle bir çerçeve içinde gerçekleşiyor. Evet Serdar Bey, şimdi projelerinizden bahsetmek istiyorum. Çayka ve Çaçoy projeleri. Bu öncelikle Çayka'nın yani Çankaya Yeniden Kazanım Atölyesi projesinden bahsetmenizi isteyebilir miyim tabii acaba? Ki. Şu anki durumu nedir? Şu anda Çankaya Belde AŞ özünde bir istihdam şirketi. Evet. Ve Çankaya Belediyesi'nin ihtiyaç duyduğu personeli belli nitelik ve kalitede sunan, onların sosyal haklarını, sosyal güvencelerini sağlayan, onlarla ilgili özlük konularını düzenleyen bir yapımız var. Evet. Bu çerçevede de istihdama dönük böyle bir ihtisaslaşma, özelleşme olmasından hareketle biz özellikle engellilere ve işsizlere dönük de bir takım projeler formüle etme yoluna gittik. Evet. Ve bu çerçevede de Çayka projemiz piyasada çokça olan, iş bulamayan, herhangi bir mesleki nitelik kazanamamış kesimleri belli mesleki konularda uzmanlaştırıp, burada belli bir eğitim verip, bu eğitimle birlikte piyasada iş ihtiyacı duyulan iş gücü formatlarına dönüştürüp, onları piyasada iş bulabilecek şekle getirdikten sonra da bu taleplerle iş gücünü birleştirip, insanların işsizlik sorununa bir çözüm bulmak amacıyla ürettiğimiz bir proje. Hem Çayka'da hem de Çaçoy'da İşkur'la beraber hareket ediyoruz. Onların bir takım fonları ve olanaklarını kullanıyoruz. Çünkü bu eğitimlerin sürdüğü dönemde kursiyerlerin belli ihtiyaçlarının karşılanması, bir ücret ödenmesi ve onların da sosyal güvencelerinin sağlanması ancak bu şekilde mümkün olabiliyor günümüz koşullarında. Biz de bu olanakla faydalandık ve bu projeleri İşkur'la birlikte yürütüyoruz. Evet, Çayka bu şekilde. Diğer bir proje Çaçoy. Hı-hı. Çaçoy'da Çankaya Ahşap Çocuk Oyuncakları Atölyesi adı altında geçiyor. Bu aslında farklı bir misyonu var sanıyorum. Evet. Bundan da kısaca bahsedebilir tabii. miyiz? Şimdi Çaçoy engellilere dönük bir projemiz. Engellilerin belli mesleki formasyonlar kazanmasını sağlayıp mümkün olduğu oranda da onları piyasadaki iş gücü talepleriyle buluşturup sosyal hayata katmak, iş hayatına katmak evet. gibi bir amaç ediniyoruz. Çaçoy'un bir atölyesi var. Atölyesinde de
ahşap çocuk oyuncakları üretimiyle ilgili bir eğitim veriliyor. Hem onlara böyle bir mesleki eğitim vermeyi hedefliyoruz, hem de oradan çıkan ürünleri de engelli yurttaşlarımızın bir topluma katkısı olarak da piyasaya sunup bunu alınır satılabilir değerde bir ihtiyaç haline getirip toplumla buluşturmak istiyoruz. Aslında böyle iki yönlü bir şeyimiz var, misyonumuz var. Evet Serdar Bey, peki yakın zamanda yeni projeler var mı? Yakın zamanda yeni projeler var. Şöyle ki, bizim şu andaki Çayka ve Çaço ile ilgili kapasiteyi geliştirmek istiyoruz. Yani hani buradaki projelerimizi işte daha fazla engelliye ulaşan, daha fazla işsize ulaşan bir şekle dönüştürmek istiyoruz. Ve yakında da Çengel Kafe diye bir uygulamamız vardı. Belediyede sürdürdüğümüz o uygulamamızı sosyal projeler bünyesine taşıyacağız. Sosyal evet, projeler evet. Merkezi bünyesine taşıyacağız. Ve burada engellilerle beraber bir servis eğitimi, işte hizmet üretimi konusunda olanak sağlayan bir yeni bir birim yaratacağız. Onun dışında Çankaya Belediye AŞ aynı zamanda Çankaya Belediyesi'ne ait tesisleri, işletmeleri de yüklenen bir yapıya sahip. Bu çerçevede de özellikle Ahlatlı Bel, Lozan Park gibi bizim doğrudan işlettiğimiz yerlerdeki işletmelerin niteliklerini ve özelliklerini değiştirerek hizmete sunmak istiyoruz. Mesela bu yaz Ahlatlı Bel'de bir büyük bir nikah salonu yapma projemiz var. Ankara'da prestij olabilecek, ondan sonra açık havada düğünlerini yapmak isteyecek çiftlere bir olanak sağlayacak bir projenin arifesindeyiz. Onun çalışmalarını sürdürüyoruz. Evet Serdar Bey, aslında Çankaya Belde AŞ'nin işletmelerinden de kısaca bahsetmiş oldunuz. Hı hı. Peki açmayı düşündüğünüz farklı işletmeler var mı? Şimdi aslında tabii bizim çalışmalarımız belediyeyle paralel evet. yürüyor. Belediyenin hani yaptığı projelerde biz işletmeci misyonunu şey yapıyoruz, üstleniyoruz. Bu çerçevede şu anda yapımı devam eden belediyenin Çansera diye çok büyük bir parkı var. Balgat'ta yapılıyor. Belediye oranın yapımı tamamlatmasıyla birlikte biz de orada yeni işletmelerle birlikte Çankaya halkının hizmetinde olacağız. Evet Serdar Bey, bir de Çankaya'nın gazetesi var. Gazete Ç. Evet. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçi gazeteyi inceledik. Dolu, gayet bilgilendirici, güzel bir konsept sunuyor bize. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Çankaya ilçe açısından bakıldığı zaman, ilçe olarak özelliklerine şöyle bir bakarsak, aslında okuma yazma seviyesinin en yüksek olduğu, evet. yüksek öğrenimin, hatta doktoralı eğitimin bile hani Türkiye ortalamalarının çok çok üstünde olduğu bir ilçemiz. Biz de belediye olarak aslında böyle bir topluluğa hizmet etmekle yükümlüyüz. Bu çerçevede de gazetemiz bu yaptığımız hizmetleri, belediyenin, şirketin yaptığı çalışmaları Çankaya halkına ulaştırmakla görevli. Aslında bu gazetenin böyle bir misyon edilmesini düşünürken, biliyorsunuz televizyonda bir Behzat Ç fırtınası evet. esti. Biz o dönemde gazetenin ismini Ç yapmak istiyorduk. Bu da bizim için çok iyi bir vesile oldu. Evet, karşı karşıya gelmiştiniz. Evet, ben inceledim. Evet, Ankara'nın Ç'leri ünlü dedik evet. biz de. Gazete Çankaya'yı böyle bir şeyle, isimle Çankayalıların beğenisine sunduk. Çok önemli bir ihtiyacı karşıladığını düşünüyoruz. Kesinlikle. Ama daha da geliştirip hani böyle bir Ankara'da olmayan yerel basın yapısını tekrar gündeme getirmek ve Ankaralıları, Çankayalıları kendi hizmetleriyle, kendi sorunlarıyla şey yapabilecekleri, iletişim kurabilecekleri bir basın ortamına kavuşturmayı sürdürmek evet, istiyoruz. Her yerden ulaşabiliyorlar mı? Evet. Hem gazetemizin basılı kopyaları Çankaya dahilinde dağıtılıyor. Hem de evet. gazetemizin web sitesi var, gazetecankaya.com. Oradan online olarak okuyabiliyorlar. Tabii onun dışında sosyal medya ortamlarında da hı-hı. Gazete Çankaya'ya ulaşmak mümkün. Evet. Peki Serdar Bey, eklemek istediğiniz farklı şeyler var mı? Aslında şöyle diyebiliriz. Biz burada bir belediye şirketi olarak çokça şey yapılmış, modası geçmiş diye belki bazıları şey yapabilir. Bir kamu işletmeciliği, kamu sektörünün canlandırılması misyonunu gidiyoruz. Yani Çankaya Belde AŞ'nin temelde özellikle Çankaya Belediyesi'ne dönük olarak iş gücü piyasasını piyasanın insafına terk etmemek gibi bir şey var, perspektifi var. O çerçevede de Çankayalılara elimizden geldiğince iyi ve kaliteli hizmet sunmak istiyoruz. Evet Serdar Bey, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çankaya Belde AŞ'ye başarılar diliyoruz bundan sonraki çalışmalarında. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Evet, sohbetimizin sonuna geldik. Sonra görüşmek üzere, hoşçakalın.